Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Selim Şahin. Plastik panel serisi videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bu videoda bileşen bölümünü tanıyacağız. Gereksiz bileşen varsa artık tamamen size kalmış kısım. Yani size göre gereksiz bileşen varsa kaldırabilirsiniz. Ve sosyal medya ile girişi kapatma. Bu nedir? Bakın plastik panele geliyorum. Şu alttaki kısım var ya gördüğünüz gibi. Ben bunları kapatıyorum. Hani olası bir sıkıntı, aksilik, güvenlik olayı falan sıkıntı yaşamasın diye. Bir de Plesk'in geçmişinde yani Plesk 8 ve Plesk 9'dan bahsediyorum. Yani bundan çok 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 öncesinde hani oradan kalma bir lekesi var Plesk'in. Hani güvenlik açığı falan olmuştu. Ondan dolayı işte pek hala insanlar tam olarak sevmiyor ama yani artık günümüzdeki Plesk'te öyle sorunlar yok. Ve gayet başarılı, gayet profesyonel bir arayüzü var. Ve gayet sade, aynı zamanda şık. Yani insanı yormuyor. Rahatlıkla istediğiniz yeri istediğiniz şekilde bulabiliyorsunuz. Yani ben seviyorum. Tabii sevmeyen yine sevmez. Onu bilemem. Giriş yapalım. Evet. Burası değil. Evet, şimdi giriş yaptık. İsterseniz önce sosyal medya ile girişi kapatalım bir. Gerçi onların hepsi aynı yerde. Hepsi bileşen kısmında. Şimdi bileşen kısmını görmek için araçlar ve ayarlara geliyoruz. Bakın burada güncelleştirmeler bölümü var şu kısımda. Buradan tıklıyorum. Biraz bekletiyor bu kısımda. Evet, gördüğünüz üzere o bahsettiğim port vardı ya, 8447. Bakın şu port. Şimdi burada eğer Plesk'in kendisinin bir güncellemesi varsa, yani sürüm güncellemesi varsa şu ürünü kur ve yükselt butonu aktif oluyor. Yani Plesk'in kendisini güncelliyorsunuz. Eğer yok, bir güncelleme yoksa zaten gerek yok kısma. Bileşen kısmı da bizim şu anki konumuzla ilgili. Bu kısımda yani sağdaki kısımda var olan bileşenleri güncelleme kısmı. Yani Plesk'te bir bileşeniniz yüklü. O bileşene bir güncelleme gelmiş. Onu güncelleme kısmı. Fakat burada bir tırnak açıyorum. Eğer Plesk'in ayarlarında güncellemeler otomatik olarak ayarlıysa zaten bunları kendisi yapıyor. Manuelse siz yapıyorsunuz. Hepsi bundan ibaret. Şimdi gidelim bu kısma. Evet, tıkladım buraya. Gördüğünüz üzere Plesk'te kurulu olanlar veya kurulu olmayanlar hepsi belirtilmiş. Kurulu olmayanlar çarpı kurulu olanlar yeşil tik işareti. Şimdi öncelikle nereden başlayalım? Sosyal medya ile girişi kapatma demişiz. Evet, o şurada yer alıyor. Extension kısmında. Bakın şurada. Social login. Buradan sil diyoruz. Şimdi ben burada kendime göre gereksiz eklentileri kaldıracağım. Mesela SEO eklentisi. Ben Plesk üzerinde benim SEO kontrolü yapmasını istemiyorum. İşte onu istemiyorum. Onun dışında bana monitör ile bilgi vermesini istemiyorum. Çünkü bunların hepsi kaynak tüketen şeyler. Yani gereksiz eklenti, gereksiz özellik kullanmanız lüzum kalmıyor aslında Plesk'te. Temanın değişmesini istemiyorsanız eğer temanın şeklini, resminin, işte bilmem rengini falan ben istemiyorum. WordPress eklentisi var. Bu eklenti şu işe yarıyor. Mesela diyelim ki Plesk'e domain ekliyorsunuz. Tabi domain eklemeyi henüz anlatmadım ama anlatacağım. Domain ekliyorsunuz. Plesk üzerinden hiç uğraşmadan WordPress'i tek tıkla bu domaine kurabiliyorsunuz. Yani size WordPress kurulumunu, yönetim panelini falan her şeyini ayarlıyor ve teslim ediyor tek tıkla. Fakat bu eklentinin güncellemesini kontrol etmezseniz
Bu ileriki zamanda WordPress tarafında da sıkıntı yaratabiliyor. Yani ben onu rastladım. Hani şu an düzelttiler mi bilmiyorum. Ben ona rastladığım için WordPress'i de kendim sitesinden indiriyorum, manuel kuruyorum. Çok daha sağlıklı oluyor bana göre tabii bu. Yani bu benim şahsi fikrim. O yüzden ben WordPress eklentisini de acaba anlatsak mı ya? Evet, kaldırmayalım. Onu video olarak anlatırız çünkü. Hani ileriki bir tane videoda anlatırız onu. Lazım olacak bize. Onun dışında şunu kaldıralım. Onun dışında başka da kaldıracağımız bir şey yok galiba. Web hosting kısmına gelelim. Bakın burada Apache, işte Nginx, işte Node.js, kurmak istediğiniz web hosting servisleri varsa, web servisleri varsa buradan seçip istediğinizi kurabiliyorsunuz. Mail hosting, normalde ben Yandex altyapısı kullandığım için, yani örnek veriyorum info@yavuz-silin.com adresime ben Yandex'ten giriyorum. Yani Yandex mail altyapısını kullandığım için ben normalde kendi sunucumda mail hosting kısmını tamamıyla siliyorum. Bunu neden siliyorum? Onu da anlatayım. Gelen saldırıların, yani sunucuya gelen saldırıların gördüğüm kadarıyla çoğu mailden oluyor. Çünkü ben veri merkezinde çalıştım. Tam 3,5-4 yıl falan. Orada da aynı şekilde rastlıyorduk bunlara. Hani sahte mailler gönderiyorlar, spam mailler gönderiyorlar. Hani müşteri tıkladığı anda bütün sunucusu eline geçiyor falan gibi şeyler oluyor. Ha, güvenliğini alırsanız başka durum. Ama yine de hani tam %100 güvenliğini alınabilecek bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Bana göre bu böyle. O yüzden ben sunucuda, yani eğer sunucu size aitse, yani sunucunun içerisindeki domainler şahsınıza özelse, konuşamadım. Yani sadece örnek veriyorum, sizin işte birkaç tane arkadaşınızın, akrabanızın falan domaini var diyelim ki. Yani bu kadar sayısı az domainler için kalkıp da koskoca mail servisini kullanmayabilirsiniz. Gidip Yandex altyapısını açarsınız. Oradan maillerinizi kontrol edersiniz. Bence öylesi daha sağlıklı. Ama eğer siz bir hosting satıcısıysanız, o zaman müşteriler kendi web maili üzerinden kullanmak isteyebilirler. İşte mail.yandex.com'a girmek istemeyebilirler. İlla webmail.domain.com diye girmek isteyebilirler. O zaman bu şart. Yani o zaman bunu kurmak zorundasınız. Çünkü neden? Müşteri istiyor. Evet, bu uzun açıklamadan sonra nefes alıyorum birazcık. Evet, şu an iyiyim. Şimdi buradaki antivirüsler gelen mailleri işte imzalı olup olmadığına bakıyor. Yani gelen mailin imzalı, giden mailin imzalı, karşılıklı işte kontrol var mı? İşte karşılıklı güvenlik duvarı falan filan, o kısımlar var mı? Ve virüs var mı? Kontrolünü yapıyor. Ondan sonra mail düşüyor. Yani aslında bir nevi antivirüs hani kuyrukta tutuyor gibi düşünebilirsiniz. Tam olarak öyle değil ama. Bu hani Kaspersky'in antivirüsü. Bu da Plesk'in kendi antivirüsü. Yani genelde bu insanlar bunu kullanıyor. Yani bunu kur dediğiniz anda kuruluyor. SMTP Server Postfix, işte QMail var. Bu Postfix ve QMail şeydi galiba. Tam olarak hatırlamıyorum ama şöyle açıklayayım. Bir tanesi, yani örnek veriyorum, mesela Postfix direkt sunucunun ana IP'si üzerinden gönderiyor mailleri. QMail de sadece domaine ait mail servisinden gönderiyor. Yani her domainin kendisinden gönderiyor maili. Anlatabildim mi? Bu da IMAP pop server. Genellikle deve kod kullanılıyor. Hani gelen mail servisi aslında bu da. Genelde bu kullanılıyor ama duruma göre değiştirilebiliyor. O durumlarda işte şey, mesela örnek veriyorum, bir mail adresiniz var ya da bir domainin bütün maillerini düşünün. Örnek verelim, mesela spam'a girmiştir. Hani farklı bir servisten deneme yapmak isterseniz eğer, servisleri değiştirip deneme yapıyorsunuz. Eğer geliyorsa bir süre ondan devam ediyor. Sonra spam'dan çıktığı anda ya da kara listeden çıktığı anda hemen eski haline çevirebilirsiniz. Bu da tamamen dediğim gibi duruma göre. Yani burada sizi aslında domainin gidişatı yönlendiriyor. Maillerin gidişatı yönlendiriyor. Evet. Bayağı bir uzun açıklama oldu. Bunları kapattım. Geldik webmail servis. Bu da
Yine aynı şekilde mailleri kullanacağınız arayüz hangisi olsun istiyorsanız bu o. Yani genelde Roundup kullanılıyor. Hort kullanan da var tabii. Yani bu şey webmail.yavuzselim.com'a girdiğiniz andaki arayüzü buradan seçiyorsunuz. Hepsi bundan ibaret. MySQL servis, zaten bunu kurmazsanız Plesk çalışamaz. Öyle bir şey mümkün değil. Yani MySQL server kesinlikle kurulacak. Veri tabanı serverı. Şu yine web sayfası üreticisi gibi bir şey, eklentisi. Plesk Migration. Bu aslında çok güzel bir şey. Bunu kuralım hatta. Bunu kullanımı da gösteririm size. Plesk Migration ne işe yarıyor? Diyelim ki sizin bir sunucuda bir sürü domaininiz var, 50 tane. Normalde siz başka bir tane sunucu aldınız diyelim ki başka bir firmadan. Bu 50 tane domaini diğer sunucuya aktarmak için normalde işte 2 saat hepsini zipleyeceksiniz de indireceksiniz falan, oraya aktaracaksınız. Ama Migration size bunu bu derece uğraşmadan sağlıyor. Ne yapıyorsunuz? Karşı sunucunun bilgilerini yazıyorsunuz. Domainleri çekmek istediğiniz sunucunun bilgilerini yazıyorsunuz. Direktman listeliyor size domainleri. Hangi domainleri sunucuya aktarmak istediğinizi soruyor. Seçiyorsunuz. Bütün hepsini aktarıyorsunuz Migration sayesinde. Ve bütün domainleri, bütün mailleri eksiksiz aktarıyor. Bu sayede çok hızlı bir şekilde sunucu değiştirebiliyorsunuz. Önceden Plesk'te sadece Plesk'ten Plesk'e vardı. Şu an Plesk'te cPanel'den, diğer panellerden falan da veri alabiliyor. Yani güzel bir özelliği, güzel bir şekilde geliştirdi kendisini. Git, zaten GitHub o kısım var. Ama ben onu kullanmıyorum Plesk'te. Şu Plesk'in kendi getirdiği, şu anda yeni getirdiği bir özellik. İşte domainleri grupluyor mu? Öyle bir şey yapıyordu. Domainleri gruplayıp grup kontrolü falan gibi bir şey yapıyordu. Ama ben bunu kullanmadığım için siliyorum. All language, yani tüm dilleri desteklesin mi? Bunu kaldırdığımız zaman sıkıntı yaratabiliyor bazen. Güncellemelerde sıkıntı yaratabiliyor bazen. O yüzden ben hiç dokunmuyorum buna. Selenium, bunu bahsetmiştim önceki videoda. Bunu kaldırıyorum. Ben gerek duymuyorum. Fail to ban, bu IP banlama. Yani mesela örnek veriyorum, Plesk'e birden fazla deneme olmuştur. Plesk'e birden fazla deneme girişi yapılmaya çalışmıştır. Direkt IP'yi banlıyor. Ya da bir domainde birden fazla istek var. Hani ard arda HTTP get isteği var. Sürekli böyle bot gibi bir istekler var. Direkt IP'sini banlıyor. Onun dışında bu da aynı şekilde veri tabanı serverı. İsterseniz kurabilirsiniz. Hani bununla çalışmak isterseniz kurabilirsiniz. DNS serverı. Bu tabii ki de önemli bir şey. Tüm domainlerin DNS yönetiminin çalıştığı server. Bunun kurulmasını, yani şöyle anlatayım. Eğer farklı bir DNS sunucusu, mesela hani CDN falan kullanmıyorsanız eğer, gerçi CDN kullansanız da bunu kurmanızda fayda var. Çünkü hani ne olur ne olmaz. Hani bir anlık bir şey olur, değiştirmek zorunda kalırsınız falan DNS'leri. O yüzden bu kalmalı bence. Diyelim ki bunu kaldırdınız. İşte Plesk ile direktman CDN ile çalışmasını istediğiniz, mesela örnek vereyim, Cloudflare çalışmasını istediğiniz. Plesk'in bütün DNS'leri Cloudflare'e yönlendiriyorsunuz. Ama işte burada şöyle bir sıkıntı var. Cloudflare patladığı anda Plesk'iniz de patlıyor. İşte DNS'leri o yüzden kalsın ki, yani benim görüşüme göre. Mesela örnek vereyim, Cloudflare patladı. Hemen kendi DNS'inizi sunucunuza yönlendirirsiniz. DNS şablonunu sunucunuza göre ayarlarsınız. Direkt o domain hala çalışmaya devam eder. Aktif olur. Yani ne zaman Cloudflare kendisini tamamladı, hemen direktman yine yönlendirirsiniz. Yani bence bu kısım kalmalı. Bu zaten direkt Plesk'in kendisi, yani onu silemeyiz. Neyse, çok konuştuk. Dediğim gibi bunları şunu da kaldırayım. O da lüzumsuz. Bana göre lüzumsuz. Repair kit, bu da Plesk'in tamir kiti. Yani Plesk'e bir zarar geldiği zaman tamir edebiliyor. Ama ettiğini hiç görmedim. Genelde hep PuTTY üzerinden çözüyoruz sorunları. Compressor var bir de burada. Bu da şey zaten, onu biliyorsunuz. Hani herhangi, mesela örnek veriyorum, GitHub'da bir proje var. Onu Compressor'la falan indirebiliyorsunuz. Çekebiliyorsunuz yani. Öyle kurabiliyorsunuz. Tek GitHub'da düşünmeyin tabii. Hani bir sürü yerde veri var. Compressor'la çekilebilen bütün verileri işte bu eklenti sayesinde çekebiliyorsunuz. Aslında o manaya geliyor.
Onun dışında bakıyorum bir şey kalmadı. Evet, şimdi ayarlarımızı yaptık. Devama bastığımız anda evet, şu anda işlemleri başlattı. Kurulanları kuruyor, kaldırılanları kaldırıyor. Teker teker. Gördüğünüz gibi şu an paket kaldırıyor diyor. Evet, bu işlemleri yapsın. Bitirdikten sonra tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerde. Ben şu anlık videoyu bir durdurayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere işlemleri tamamladı ve böyle bir bildiri verdi bize. Ok dediğim zaman da bizi ana sayfaya geri yönlendiriyor burada. Evet. Gördüğünüz üzere şu anda herhangi bir sorun yok. Şimdi bunu kapatıyorum. Bakın şu menüye dikkat edin. Sayfaya yenildiğim anda menüdeki çoğu şey gidecek. Gördüğünüz üzere şu an daha böyle sade, daha bir şık bir menümüz olmuş oldu. Ve çıkış yapalım bakalım şey gitmiş mi? Sosyal medyaya girişler gitmiş mi? Evet. Gördüğünüz üzere sosyal medyaya girişi de kapatmış olduk böylelikle. Bence şu anda çok daha iyi gidiyoruz. Bana göre bilmiyorum. Umarım sizin için de faydası olur. Bu videoyu ben burada sonlandırıyorum. Çünkü uzamasını istemiyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.